Bizim avukatı yarın çağırırız. Verirsiniz birer vekalet, o halleder. İyi. Şişt, bana bak. Üzülmüyorsun değil mi? Üzülmüyorum artık. İçimde kocaman bir boşluk var sadece. Ne yapacağımı bilemeden öyle ortada kalmış gibiyim biraz ama işte. Geçen gün hayatında yenilik istediğini söylüyordun. Al işte sana fırsat. Ben bu işin ucundan birazcık başladım zaten. Sen hiç merak etme. Aa, neye başladın? Ben bu sene üniversite sınavına gireceğim. Hayata yeniden başla dediysek bu kadar demedik ki. Ne yapalım? Sen biliyorsun. Ya hep ya hiç. Bende ortası yok bunun. Vay be. Ya. Vallahi helal olsun ya be kardeşim. Kim biliyor başka bunu? Ha, sadece Güzide biliyor. Güzide. Benden evvel ona mı söyledin? Tabii. Ama bu zaten onun fikriydi Teo yani. Ha, onun fikriydi. Bana bak. Bu Güzide benim yerimi almaya başladı. Çok bozuluyorum ona göre. Eskiden her şeyden önce benim haberim olurdu. Şimdi niye ikinci plana düştük bilmiyorum. Teo, bu onun fikriydi. Teklif eden de oydu, cesaret veren de oydu. İyi, tamam. Ama bundan sonra dikkatli ol, karışmam. Tamam, sen merak etme. Ha, bana bak. Bu arada senden başka kimse bilmiyor. Sana diyorum. Çok sevindim Ahmet. Çok mühim bir adım atıldı. Artık işimiz biraz daha kolay. İnşallah anne. O kadar tatlı ki hem mesafeli duruyor hem de beni kıracağından korkuyor. Çok hassas bir kız belli. Bu yüzden hayatta işi zor. Onu sık sık buraya getireceğim. Artık sizlere de alışması lazım. Ona dedesini anlatacağım. Bunun için babana söz vermiştim. Beni en çok üzen konu da bu, biliyor musun? Babam Rüya ile ne güzel arkadaşlık ederdi. Bunu düşünmeden edemiyorum. Haklısın. Ama sen varsın. Bunu sen de çok iyi yaparsın. Ciddi misin? Hep babanın arkadaşlarını tercih ederdin. Seni anlamam zamanımı aldı çünkü. Rüya ile böyle olmayacak. Onunla çok sıcak bir ilişki kuracağım. Göreceksin. Bundan kuşkum yok anne. Hatırlasın.